Yunanistan'ın iflası önleyebilmek için acilen ihtiyaç duyduğu 130 milyar euroluk kurtarma kredisinin kaderi bugün Euro bölgesi maliye bakanlarının toplantısında belirlenecek. Atina'nın krediyi alabilmek için gerekenleri yaptığı belirtiliyor. Ancak Yunan halkının uğruna çok acı bir reçeteye göğüs germek zorunda kaldığı bu kurtarma kredisinin de yeterli olmayabileceği korkusu var. Yunanistan'ın başkenti Atina'da artık neredeyse her gün yaşanan görüntüler. Kızgın kalabalıklar siyasetçilerin kendilerini dinlemediğini, Avrupa Birliği'nin de sürekli daha çok can acıtan kemer sıkma önlemleri için bastırdığını söylüyorlar. Ekonomik durgunluk ve kriz her geçen gün daha derinleşirken bir çıkış yolu bulma umutları giderek azalıyor. Kemer sıkma politikasının sonu yok. Gereken kalkınmayı, gerçek gelirleri güçlendirmek, istihdam yaratmak. Ülkemizdeki ve Avrupa'daki krizi aşmanın tek yolu bu. Ama hükümet büyük bir ihtiyaç duyduğu kurtarma kredisini alabilmek için elinden geleni yapıyor. Hükümetin umudu Euro bölgesi maliye bakanlarının bugün Brüksel'deki toplantıda kurtarma kredisini vermesi. 130 milyar euroluk kurtarma paketi iflasın eşiğindeki ülke için hayati önemde. İflasın önlenmesi için bu paranın gelecek aya dek Yunan hazinesine girmesi gerekiyor. Kurtarma paketinde krediye ek olarak özel yatırımcıların Yunanistan'ın borcunu %70 oranında silmesi öngörülüyor. Amaç ülkenin borcunu daha sürdürülebilir bir noktaya çekmek. Şu anda Yunanistan'ın borcu gayri safi yurt içi hasılasının %160'ı düzeyinde. Amaç bu oranı 2020'ye dek %120'ye indirmek. Yunanistan söz konusu 130 milyar euroyu almak üzere olabilir. Ama bunun da yeterli olmayacağından korkuluyor. Çünkü ülkedeki ekonomik durgunluk daha önce düşünülenden kötü. Ekonomiyi canlandırmak için daha büyük miktarlar gerekebilir. Ama en azından şimdilik Avrupa'da kimse Yunanistan'a daha fazla para vermek istemiyor. Yunanistan'da da korkulan, çekilen tüm bu sıkıntılara karşın kemer sıkma önlemlerinin ülkeyi krizden çıkarmaya yetmemesi. Çünkü Yunan halkı hızla daha fazla kemer sıkamayacak noktaya doğru ilerliyor. Liman kenti Pire'de sokak müzisyenlerine hala bozuk para verebilecek durumda olanlar var. Ama müzikten, kafelerden ve mağazalardan uzakta ülkedeki ekonomik kabusun çok daha karanlık bir yüzü görülüyor. Bu gençler kaçak göçmen. Bir kamyon ya da feribota gizlenip İtalya'ya geçmeye çalışıyorlar. Ama çoğu başaramıyor ve şafak sökünce kaldıkları bu terk edilmiş fabrikaya yöneliyorlar. Kaçak göçmenler Sudan, Afganistan ve Kuzey Afrika ülkelerinden. Ekonomik kriz Yunanistan'dan çıkmayı girmekten çok daha zor bir hale getirmiş. Bu Avrupa değil, inanın bana. Burası Avrupa değil. Eskiden Londra'da yaşıyordum. Burası Avrupa'ya benzemiyor. Polis size dayak atıyor, insanlar hiç nedensiz size küfür edebiliyor. Bize hayvanmışız gibi vuruyorlar. Yunanistan'da ekonomik kriz sosyal gerilimleri de büyütüyor. Göçmenlere karşı saldırılar artıyor. Irkçılık giderek kötüleşiyor. Medya da bu ırkçılığı destekliyor. Çünkü bence göçmenleri düşman ve durumun sorumlusu olarak gösteriyorlar. Böylece gerçek sorumluları saklamak istiyorlar. İşin ironik yanı aslında bu göçmenlerin çok azı Yunanistan'da kalmak istiyor. Ama coğrafya ve kaderin cilvesi nedeniyle kendilerini artık hiç istemeyen bir ülkede sıkışıp kalmış haldeler.